Türk savunma sanayisinin insansız aracı üreticilerinden Baykar, Japon askeri heyetini ağırladı. Japonya Eğitim Filo Komutanı, Tümamiral Takahiro Nishiyama ve beraberindeki Japonya Deniz Kuvvetleri heyeti, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Tümamiral Nishiyama'ya Baykar'ın gurur kaynaklarından biri olan Akıncı TİHA'nın bir maketini hediye etti. Bu ziyaret, Türkiye ve Japonya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin gelişmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Japon heyetin, Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarına olan ilgisi, Japonya'nın bu alandaki potansiyel ortaklıklarını güçlendirebileceğini gösteriyor. Japonya Eğitim Filo Komutanlığı, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin önemli bir parçası. Eğitim Filo Komutanlığı, Japonya'nın deniz kuvvetlerine personel yetiştirme, eğitim ve geliştirme süreçlerinden sorumlu. Bu komutanlık, Japon deniz subaylarının ve mürettebatının yeteneklerini geliştirmek için yoğun bir eğitim programı sunuyor. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ise, Japonya'nın deniz savunma stratejisinin temelini oluşturan modern ve yüksek teknolojiye sahip bir deniz kuvveti. 1954 yılında kurulan kuvvet, deniz güvenliği, deniz yollarının korunması ve Japonya'nın ulusal çıkarlarının savunulması gibi görevlerde önemli bir rol oynamaktadır. Japonya, son yıllarda savunma sanayisinde modernizasyon çabalarını hızlandırarak, insansız hava araçları konusunda da adımlar atıyor. Özellikle deniz güvenliği ve istihbarat toplama görevlerinde İHA'ların kullanımına büyük önem veriyor. Ancak Japonya, bu alanda bazı teknolojik boşlukları doldurmak ve yeteneklerini artırmak amacıyla uluslararası işbirliklerini değerlendiriyor. Baykar'ın geliştirdiği Akıncı, Japonya'nın ilgisini çeken önemli bir sistem olarak öne çıkıyor. Akıncı, yüksek irtifa ve uzun süre havada kalma kabiliyetiyle modern savaş alanlarında stratejik avantajlar sunuyor. Japonya'nın Akıncı ve diğer Baykar İHA'larına olan ilgisi, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin gelecekte daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.